Buradan Allah muhafaza bir yıldırım bulutları dolandığı anda şu anda arada kablo yok. Sivri uçlardan yıldırımı çekecek fakat toprağa akmadığı için binaya zarar verecektir. Ya bu çelik konstrüksiyonu kaldıracaksınız ya da bu paratonerin kablosunu yeniden yapacaksınız. Ya da üstteki sivri ucu sökeceksiniz. Çünkü metale elektrik, elektronun akışının olacağı için burada büyük bir tehlike arz etmektedir. Bakır kabloya ne oldu? Valla bakır kablonun akıbetini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle çaldılar. Bu ikinci defadır yapılıyor. Ya bu camiye girişi yasaklamak gerekiyor. Yani minareye çıkışı. Çünkü yukarıdan kesiyor, aşağıdan da kesip alıp gidiyor. Nereden baksanız 20-30 kilograma yakın bir bakır levhadır. Bir santim kalınlığında bir bakır iletkendir. Şu anda yıldırım burada şimdi geldi, dolandı. Baktı sivri uç var. Sivri uç geldi. İndi aşağıya. Fakat toprağa akmadığı için o yıldırım, yani büyük voltaj binaya isabet edecektir. Binaya isabet ettiği gibi bu binanın yıkılmasına sebep olacaktır. Şu andaki mevcut yukarıdaki sivri ucun binaya korumaktan ziyade zarar verme durumundadır. Onun için bu işe yetkililerin bir çözüm bulması gerekmektedir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz şimdi Ali'de tabii bazı çalışmalar yapıyoruz. Yapmıyoruz evet. Değil. Şimdi konservasyon çalışması yapıyoruz. Orada sizin köyünden gençleri çalıştırıyoruz. Şu anda bak sizin köyden orada 9 tane genç çalışıyor. Evet. Fakat bizim yaptığımız işler biraz şeyde kalıyor, ayakta kalıyor. Mesela paratonerimiz çalınmış orada. Biz şimdi diyoruz ki köylüyle böyle bir toplantı yapalım. Köylüye sürekli söyleyelim. Ben hani birkaç defa da yaptım ama yani aniyen siz çay çıkın. Yani bizim elemanlarımızla sadece olmuyor hakikaten. Ocaklık köyünün burada olmasının ve var olmasının tek sebebi de bence o. Yani o var ki bu, ya bak bu hakikaten bu yol şu yol Kars'ta yok. Yani evet. Devletin bu imkanları buraya o şey sayesinde gelir. Siz hakikaten oraya sahip çıkın. Oraya o tarihi eserlere zarar verenlere engel olun. Bunu hepiniz kendi aranızda da konuşun. Evet. Yani benim sizden istirhamım bu. Hakikaten biraz daha dikkatli olun. Çünkü bakın hani Ocaklı şey köyü için orası bir geçim kaynağı. Evet. 23 bin tane turist girmiş buraya. Hepsine birer tane su satsanız 23 bin tane su eder. Onun için biraz oraya sahip çıkın. Sadece bizim güvenlik görevlerimizden beklemeyin. Güvenlik görevimiz de sizin çocuğunuz. Bu köyden alıyoruz işçiyi. Evet. İnşallah Şubat ayında, 2013 Şubat ayında birkaç kişi daha alacağız. Şimdi biz Ani'deki bu yüksek yapılara, yani yıldırım çarpmasın diye, malumunuz bu Ani'deki Aziz Pirkiç Kilisesi 1954 yılında yıldırım çarpması sonucu yıkılmış. Yardan iki ayırmış. Evet, bu yüksek yapılar yıldırımı çekiyorlar. Biz bunları da yıldırımdan korumak için ne yapıyoruz? Devletin bu kıt kanaat imkanlarıyla paratoner takıyoruz ki yazıktır. O Anadolu'daki Türk camii. Evet. Bak evet, İslam'ın evet, ve Türklüğün doğru. Sembolüdür o cami. Çok önemlidir o cami. Sınır taşı o cami. O caminin o minaresi yıkılmasın diye paratoner ihalesi yaptık. Paratoner taktık ama bundan ikidir caminin paratoneri çalınıyor. Bizim güvenlik görevlerimizi soruşturma açıyoruz. İşte ifadeler alıyoruz. Yani ne yapsınlar? 78 hektar alan. 78 hektar alan. 400 kilometre bir sınır. Böyle bir köyle alı toplayıp bir muhabbet edip bir tasarım. Malumunuz Ebulümen Üçer Camii Anadolu'da Kültürk Camii, biliyorsunuz Alparslan 1064'te Anadolu'yu fethettiğinde buradan girdi ve o zamanki buranın valisine bu camiyi yaptırmasını ve buraya vali olmasını talimatını verdi ve 8 yılda bu cami tamamlandı. Temelden tavana Anadolu'da Kültürk Camii. Ne yaptık? Anadolu'daki
Türk'ün ve İslam'ın ayak izlerini burada temelli tutabilmek için bu caminin konservasyonuna ve restorasyonu bakanlığımıza yatırım programına alındı ve ilk olarak ayakta kalan caminin minaresi korunmaya çalışıldı. Bunun için de yıldırımdan korunması için paratoner takıldı. Paratoner malumunuz ne yazık ki yine bazıları tarafından çalındığı bildirildi bize. Biz jandarmaya haber verdik. Gerekli tutanaklar tutuldu. Çalışmalar yapıldı. Tekrar şu anda firmayla görüşülüyor. Bu paratoner tekrar yerine takılması bekleniyor. Ben buradan sizin aracınızla hakikaten Ani Ören Yeri ziyaretçilerine ve Ocaklı köyü sakinlerine seslenmek istiyorum. Ören yerleri ve tarih eserler herkesindir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Özellikle Ocaklı köyü sakinlerine sesleniyorum. Hakikaten Ani Ören Yeri Ocaklı köyünün kurtuluşudur. Ocaklı köyünün geleceğidir. Onun için Ocaklı köyü sakinlerinin hepsinin, her hanenin bir esere bekçi gibi sahip çıkmasını ve korumasını sizin aracınızla talep ediyorum. Yoksa işte bu sınır kentinde, bu sınırda, sınıra Ermenistan'a 0 kilometrede bir köyün Ocaklı köy olarak anılmasının tek sebebi de bu Ören Yeri'dir ve antik kentidir. Onun için ben Ocaklı kenti sakinlerine Ören Yeri'ne sahip çıkmalarını söylüyorum. Bizim burada görevlilerimiz var. 4 tane güvenlik görevlimiz, 5 tane de toplum yarına çalışma programından temin etmiş olduğumuz temizlik görevlilerimiz var. Temizlik görevlilerimiz tabii ki ve güvenlik görevlilerimiz görevlerini yapıyorlar fakat yetişemiyorlar. Malumunuz Ani hakikaten çok yoğun bir yer. Yılda 23.680 kişi biletli girişi var. Biz bunu onunla çarpıyoruz. Biletsiz girişler de çok. Bizim buradaki ilk hedefimiz Ani'yi bir an önce hakikaten hak ettiği yere getirmek ve dikkatleri çekmek. Fakat yaptığımız çalışmalara da hakikaten sahip çıkmak lazım. Bu bir kültürdür. Ben bunu böyle biliyorum. Bu bir kültürdür. Hakikaten tarih eserler herkesindir. Onun için herkes lütfen hem eserine, hem geçmişine, hem kültürüne sahip çıksın. Kendini bir buranın güvenlik görevlisi gibi saysın. O şeyle yaklaşsın buralara. Ben Ocaklı köyünden, özellikle Ocaklı köyü sakinlerinden bunu istiyorum.